Selam eski dostlar. Nasılsınız? Siri'nin bir önceki videosunun yorumlarında fark ettik ki kafası karışan birkaç arkadaş olmuş. O yüzden videoya ufak bir açıklamayla başlayalım dedik. Ben Burçin. Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside filmler ve filmler kanalı için seslendirme yapıyordum. Uzun süredir aranızda değildim. Ancak Filmograf kanal ekibiyle hazırladığımız Neden Efsane isimli video serisiyle tekrar sizlerin arasına döndüm. Serinin bu videosunda Yüzüklerin Efendisi serisini konuşacağız. Aslına bakarsanız başlarda tüm seriyi tek bir videoda mı konuşalım yoksa her film için ayrı bir video mu hazırlayalım karar verememiştik. Sonra dedik ki neden ikisini de yapmıyoruz? O yüzden bu videoda tüm seriyi konuşacağız. Ancak daha sonrasında serinin her filmi için tek tek ve detaylı neden efsane videoları çekeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hani Yıldızlar Arası filmi için yaptığımız Neden Efsane videosunda Nolan'ı olabildiğince ön plana çıkartıp filmin başarısının çok büyük bir kısmı Nolan'a ait demiştik ya. İşte Yüzüklerin Efendisi için de aynı durum geçerli. Tek fark bu sefer öne çıkan isim filmin yönetmeni Peter Jackson değil. Evrenin kurucusu, ünlü dil bilimci J.R.R. Tolkien. Bilmeyen arkadaşlar için ufak bir tarih dersi yapalım. Tolkien 3 Ocak 1892 tarihinde doğdu. Tolkien'in gençliğinde fantastik hikayeler sadece çocuklar için anlatılan hikayelerden ya da dini mitolojilerden oluşuyordu. Ancak Tolkien fantastik evrenlerin çok daha ciddi, çok daha geniş hikayeleri kaldırabileceğini fark etti ve Yüzüklerin Efendisi hikayesinin yer aldığı evreni kurgulamaya başladı. Fantastik edebiyatın kurucularından biri olan Tolkien, dönemin ilk fantastik eserlerinden birkaçını yazdığı halde belki de şu ana kadarki en başarılı fantastik evrenini kurmayı başardı. Bugün ister Harry Potter hayranı olun, ister Marvel hayranı, bilin ki Tolkien olmasaydı o fantastik evrende çok büyük bir ihtimalle olmayacaktı. Yüzüklerin Efendisi hikayesinin yer aldığı evren o kadar detaylı, o kadar titizlikle hazırlanmış ki sırf hikayedeki elfler için dil yazılmış. Gerçi bir diğer rivayete göre Tolkien önce elfçe dilini oluşturmuş ve bu dilin unutulmasını istemediği için bu fantastik evreni kurmuş. Hangisi doğru bilemiyoruz ama her ikisinin de saygıyı hak ettiği kesin. Filmler Tolkien'in ölümünden onlarca yıl sonra çıkmış olsalar bile filmlerin efsane olmasını sağlayan en önemli etken hiç şüphesiz Tolkien. Şimdi gelelim filmlerin yönetmeni Peter Jackson'a. Tüm övgüleri Tolkien aldı. Yönetmen hiçbir bir şey yapmadı diye düşünmeyin. Çünkü Peter Jackson da inanılmaz başarılı hamleler yaptı. Örneğin hani V for Vendetta videosunda evren kurmanın öneminden bahsetmiştik ya. Ve bunun sadece iki yolu var demiştik. İşte Peter Jackson bu iki yolu da kullanmadı. Peki hangi yolu kullandı diye soracak olursanız aslında hiçbirini kullanmadı. Dedi ki zaten en ufak ayrıntısına kadar kurulmuş bir evren var. Ben bu evreni hiç açıklamayayım. Sadece kitapta yer alan olayları filme geçireyim. Zaten evren kendini anlatır dedi. Aslında bu sözler tam olarak Peter Jackson'a ait. 2008'de konuk olduğu bir programda söylediği bu sözler filmin neden efsane olduğunu anlatır nitelikte. Hani günümüzde meşhur bir kapris var ya, kitabın dışına çok çıkılmış diye. Bu kapris aslında her zaman vardı. Ama gerçek şu ki yönetmenler birçok durumda bunu yapmak zorunda. Çünkü biri kitap ve yazarın hikayesi, diğeri ise bir film ve yönetmenin hikayesi olmak zorunda. Belki bu sözlerimizden dolayı bize kızacaksınız ama gerçek bu. Bir yönetmen gerekiyorsa kitabın, çizgi romanın kısacası uyarlaması yapılan hikayenin dışına çıkmalı. Peki Peter Jackson kitapların dışına çıktı mı diye soracak olursanız, evet, hem de birçok yerde çıktı. Ancak bunlar Tolkien fanı olan bizleri bile rahatsız etmiyor. Çünkü gerçekten yerinde ve doğru şekilde yapmış. Örneğin serinin belki de en çok sevilen filmi olan İki Kule'deki Miğfer Dibi Savaşı'nda elfler destek birlik göndermişti ya. İşte o kitapta yer almıyor mesela. Ama gönül rahatlığıyla iyi ki Peter Jackson böyle bir inisiyatif kullanmış ve biz o savaşta elfleri görmüşüz diyebiliriz. Konusu açılmışken eğer Yüzüklerin Efendisi evrenine dair daha fazla video isterseniz Filmograf kanalındaki şu iki videoya göz atabilirsiniz. Ve eğer dilerseniz Filmograf kanalına abone olabilirsiniz. Neyse, biz konuya dönelim. Kısacası filmi efsane yapan asıl isim Tolkien'in hikayesi olsa da Peter Jackson da hikayeyi doğru bir şekilde kavrayıp doğru bir şekilde beyaz perdeye aktardığı için seri efsane. Gelelim savaş sahnelerine.
Sizin düşüncelerinizi bilmiyoruz ama bize kalırsa filmlerin üzerinden çok uzun yıllar geçmesine rağmen hala daha iyi bir savaş sahnesine rastlamadık. Gerek efekt olarak gerekse prodüksiyon kalitesi olarak filmler olağanüstü kaliteli. Prodüksiyon ve efekt kalitelerini anlatabilmek için konuyla alakalı birer örnek vermek istiyoruz. Hani size ister Harry Potter hayranı olun ister Marvel hayranı olun Tolkien sayesinde demiştik ya, bu konuda bir örnek daha verelim. Avatar filmi. Aynen, Avatar filmi Yüzüklerin Efendisi çekilmeseydi çekilmeyecek ve ertelenecekti. Yani şöyle, Avatar'ın yönetmeni James Cameron, Avatar filminin senaryosunu yazıyor. Birkaç stüdyoya gidiyor. Stüdyolar diyor ki, abi bunun maliyeti çok fazla. Bir de biz bu kafamdaki görüntüleri oluşturabilecek altyapıya sahip değiliz diyorlar. Ve film senaryosu rafa kalkıyor. Aradan uzun yıllar geçiyor. Yüzüklerin Efendisi filmi çıkıyor. James Cameron filmi izlediğinde, tamamdır bu iş, görsel efektler demek ki artık ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şekilde diyerek Avatar filmi için stüdyolarla tekrar görüşmeye başlıyor. Bu görsel efektlerin neden efsane olduğunu gösteren kısımdı. Gelelim prodüksiyona. Prodüksiyon konusunda konuşulabilecek onlarca efsanevi detay var ama biz sadece birinden bahsedeceğiz. Hani seride birçok savaş sahnesi var ve bu savaş sahnelerinin hemen hepsinde at var ya, bu sahneler tekrar tekrar çekileceği için sahnelerin çekileceği alanlardaki çukurlar tek tek atlar herhangi bir şekilde sakatlık yaşamasın diye kapatılmış. Bu sayede herhangi bir sorun olmaksızın sahneler kusursuz olana kadar tekrar tekrar çekilmiş. Kısacası filmi efsane yapan özelliklerinden biri de bünyesinde çağının bir hayli ilerisinde görsel efektler barındırması ve bu efektlerin bir o kadar kaliteli prodüksiyonlarla desteklenmesi. Hani size Tolkien çok detaylı bir evren inşa etmiş demiştik ya. Bunun gerçekten çok büyük avantajları var. Bu aşikar. Ama belki de en önemli avantajı karakter analizi noktasında gerçekleşmiş. Burada karakter analizini biraz açmamız gerekiyor. Şöyle ki, diyelim bir senaryo yazacaksınız. Senaryoya başlamadan önce karakter analizi olarak bilinen bir senaryo adımı uygulamak zorundasınız. Yani senaryoda yer alan tüm karakterlerinize bireysel bir hikaye ve kişilik yazmalısınız. Örneğin bir arkadaş grubunu anlatan bir senaryo yazacaksınız. Bu durumda o gruptaki her bir karakter için tek tek nerede doğdu, nelerden hoşlanır, nelere sinirlenir, sinirliyse sebebi ne, örneğin çocukken yaşadığı bir travma var mı ya da neşeliyse neden neşeli, bunları detaylı bir şekilde yazmalısınız. Bu hem daha sonra yazacağınız senaryoda karakterlerin verdiği kararlar noktasında psikolojik açıdan hatalı kararlar vermenizi engeller. Yani neşeli olarak belirlediğiniz bir karakterin üzücü olaylara yönelmesini engellersiniz senaryoda. Hem de filmlerin çekimleri sırasında bu bilgiler oyunculara verilerek karakteri daha iyi anlamasını sağlayarak karakterle bütünleşmesi konusunda büyük bir destek sağlar. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde de karakter analizi kısmı son derece başarılıydı. Çünkü Tolkien her bir karakter için çok detaylı bir hikaye bıraktı geride. Filmdeki her bir karakterin kendi içinde geçmişinden bir hikayeye sahip olduğunu biliyorsunuz. Oyuncular bunu size hissettirebiliyor. Çünkü gerçekten de o karakterlerin arkasında büyük bir hikaye yatıyor. Aragorn'u ele alalım mesela. Hükümdar olmayı neden istemiyor? Bunu biliyoruz. Isildur'un düştüğü hataya düşmekten korkuyor. Yani gücü eline aldığında yozlaşmaktan korkuyor. Atalarım bu hatayı yaptıysa ben de yaparım diyor. Isildur'u bilmeyenler için hani yüzükle dağın yanına kadar gelen ama yok etmekten vazgeçen kral. Sonrasında da yüzüğün ihanetine uğrayıp ölen kral. Gördünüz mü? Tek bir karakterin bile soy ağacı ve soy ağacındaki her birinin hikayesi var arka planda. Belki bunlar göze çok önemli gelmeyebilir ama işi kusursuz yapan ufak detaylardır. Kısacası film efsane. Çünkü her biri birbirinden derin hikayesi olan onlarca karaktere sahip ve bunlar yapbozun parçaları gibi bir aradayken ortaya efsane bir hikaye çıkartıyorlar. Bu arada umarız karakter analizi gibi teknik konulardan konuşmamız sizi sıkmıyordur. Lütfen yorumlara seri hakkındaki görüşlerinizi ve neden efsane serisine eklememizi istediğiniz filmleri yazmaktan çekinmeyin. Emin olun yorumları dikkate alıyoruz. Örneğin bir önceki videoda efsane kelimesini çok kullandığımızdan bahsetmişsiniz. O yüzden bu videoda azalttık. Video serisinin gitgide daha da eğlenceli ve daha da bilgi verici bir hal almasını istiyoruz. Bu yüzden görüşleriniz bizim için inanın çok önemli. Gelelim son konuya. Yani yönetmen Peter Jackson'ın bir diğer başarısı olan tavır değişikliklerini. Bakın, film sahnelerinin birkaç istisna haricinde hepsi filmde izlediğimiz sırayla çekilmez.
genelde bütçe konusunda kâr edebilmek için mekanlara göre çekilir. Yani bazen ilk çekilen sahne filmin final sahnesi olabilir. Hatta hoşunuza gidebilecek bir bilgi de verelim. Gandalf'i canlandıran Ian McKellen ve Frodo'yu canlandıran Elijah Wood tüm seri boyunca bir kez bile aynı set içinde bulunmadılar. Ama izlerken bu durum fark bile edilmiyor. Çünkü yönetmen sahneler arası tavır değişikliklerini çok ama çok iyi şekilde korumuş. Hikaye ilerlerken karakterlerin mimiklerinden kullandıkları cümlelere kadar hepsi bir olay akışında olması gereken noktada olması gereken şekilde yer alıyor. Bu kadar uzun bir seride bunu yapabilmek gerçekten düşündüğünüzden de zor. Hatta birçok ünlü yönetmen yönetmenliği sahneler arasındaki tavır değişikliklerini koruması gereken kişi olarak tanımlıyor. Bu filmi bir bütün olarak ele aldığımızda ortaya doğal ilerleyen bir hikaye akışı çıkartıyor. Belki bunu her zaman doğrudan fark edemesek de bilinçaltımız için önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Neyse, şimdilik bizden bu kadar. Filmin müzikleri gibi birçok önemli konuya girmediğimizin farkındayız ama hiç merak etmeyin. Her film için ayrı ayrı neden efsane videoları hazırladığımızda bu konulara da tek tek gireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.